Merhaba, ben Murat Öztürk. Bu videomda WordPress ile nasıl sıfırdan ücretsiz bir şekilde e-ticaret sitesi sahibi olabilirsiniz, onu göstereceğim. Birçoğunuz diyordur, neden web siteme ihtiyaç olsun, ben zaten Instagram'dan satıyorum veya sanal pazarlarda satıyorum. Şimdi bu durumda başka yerlere bağlı kalıyorsunuz ve kendi sitenizdeki dataları kullanamıyorsunuz. Bu dataları kullanarak daha hedef odaklı reklamlar verebilirsiniz. Bunu da daha sonraki videolarımda çekip göstereceğim size nasıl olduğunu. Şimdi gelelim WordPress'e. WordPress neden WordPress derseniz şu an dünyada en çok kullanılan bir sistem ve birçok eklentiyi ücretsiz veya çok uygun fiyata bulabilirsiniz. Bu videomda da şu an domain ve hostinginizin olduğunu varsayıyorum ve bu domain hosting üzerine bu web sitesini kuracağız. Domain ve hosting için nasıl alınır, nereden alınır? Bunun için de ayrı bir video çekeceğim. Bunun linkini de aşağıda bulabilirsiniz. WordPress bu kısımda şunları göreceğiz. WordPress sıfırdan kurma, WooCommerce kurulum ve ayarları. Daha sonra WhatsApp sipariş modülü var, çok beğendiğim, onu kuracağız. Onun ayarlarına bakacağız. Ve örnek alışveriş yapıp siteyi hazır bir şekilde bitireceğiz. Bunu çok kolay bir şekilde kurabilirsiniz. Sadece beni takip etmeniz yeterli. Hiç vakit kaybetmeden hemen site kurulumuna geçelim. Evet, şu an cPanel'deyiz. cPanel bilgileri size hosting'i aldığınız zaman gelir. Ve giriş yaptıktan sonra böyle bir ekran karşınıza gelecek. İlk yapmamız gereken şey bir veri tabanı oluşturmak. Bu da MySQL veri tabanları bölümüne giriyoruz. Burada hemen bir tane shop isminde bir tane veri tabanı oluşturalım. Oluşturup bu alt çizgi shop olarak oldu. Hemen bir tane kullanıcı adı oluşturuyoruz. O da aşağıda şurada. Şuna da shop user diyelim. Şifreyi ben şifreci oluşturucudan oluşturuyorum. Siz istediğiniz yazabilirsiniz. Tabii güçlü bir şifre yazmanız gerekiyor. Şöyle şunu kopyalayacağım. Bunları kaydedin arkadaşlar. Evet, bu şekilde şifremiz de oluştu. Kullanıcıyı da oluşturduk. Şimdi yapmamız gereken bir işlem daha var veri tabanında. O da kullanıcıyla veri tabanını birbirine bağlamak. O da şu en aşağıda veri tabanı kullanıcı ekli bölümünde shop user'la biz bunu shop'u bağlayacağız. Ekle diyoruz. Burada tüm ayrıcalıkları işaretleyin. Değişikleri uygula deyin. Ve buradaki işlemimiz bu kadar. Bitti. Tabi bunları kaydetmeniz gerekiyor. Ben şu şekilde kaydettim. Siz de bir yere kaydedin. Çünkü kurulumda kullanacağız. Şimdi WordPress indirmemiz gerekiyor. Onu da wordpress.org'dan indirebiliriz. Son sürümü indirin. Şöyle aşağı doğru inelim. Get WordPress var. Buradan Download WordPress 5.7. Bunu indiriyoruz. Evet, indirdiğimiz WordPress dosyası bu şekilde. Bu zip dosyayı şimdi ana kılavuzumuza açacağız. Şöyle kenara alalım. Siz public HTML atmanız gerekiyor. Onu da şuradan dosya yöneticisine gireceksiniz. Siz normalde public HTML atmanız gerekiyor. Fakat ben saptamı yine kurmak istediğim için sadece şuraya atmam gerekiyor. Yani aynı şey aslında. Shop kısmına ben giriyorum. Yükle diyorum. Sonra indirdiğim şu zipli dosyayı bu şekilde sunucuya yüklüyorum. Evet, yükleme işlemleri tamamlandı. Geri gidiyoruz. Sayfayı yeniledik. Şu an zipli şekilde bunu açmamız gerekiyor. Sağ tuşla extract diyoruz ve şu bölüme bunu açıyoruz. Şimdi bununla işimiz kalmadı. Bunu silebiliriz. Şimdi WordPress klasörünün içindeki bütün dosyaları üst klasör almamız gerekiyor. Onu da şöyle yapıyoruz. Hepsini seçiyoruz. Sağ tuş move diyoruz ve şu WordPress klasör ismini buradan siliyoruz. Move file diyoruz. Ve bunu taşımış olduk. Buradaki WordPress klasörümüz boş. Onunla da işimiz yok. Şimdi sayfamıza girebiliriz. Domainini yazın. Siz kendi domaininizi yazacaksınız. Evet, kurulum ekranı geldi. Hemen buradan başlayalım diyelim. Şimdi daha önce kaydettiğimiz veri tabanı bilgileri vardı. Bunları buraya gireceğiz.
Ben buradan kopyala yapıştır yapacağım. Son olarak da şifremizi girelim. Geri kısım aynı kalsın. Ellemeye gerek yok. Sonra gönder diyelim. Şu an bir hata vermedi. Burada bir hata verirse bilin ki veri tabanında bildiğinizde bir eksiklik, bir hata var. Şu an bizde vermedi ve kurulumu çalıştırdık. Şimdi genel ayarları burada yapacağız. Önce ne diyelim? Shop diyelim buraya. WordPress Shop. Kullanıcı adı admin diyebiliriz. Buraya istediğinizi yazabilirsiniz. Şifre de admin 123456 olsun. Zayıf bir şifre. Siz güçlü bir şifre oluşturun burada. Ben kolaylık olsun diye şu an böyle yaptım. E-posta adresi de herhangi bir mail adresinizi verebilirsiniz. E-posta nokta neti vereyim. Sonra WordPress kur diyoruz. Şu an kurulum başarılı bir şekilde oldu. Hemen panelimize giriş yapalım. Ne vermiştik? Admin dedik. Buraya otomatik mi aldı? Evet. 1, 2, 4, 5, 6 diye vermiştik. Hemen giriş yapalım. Evet, gördüğünüz gibi şu an WordPress panelimiz kuruldu ve kullanıma hazır. Hemen sitenin ön yüzüne bakalım. Evet, şu an sadece genel kurulum yapıldı. Şimdi artık WooCommerce kullanabiliriz. Şu an e-ticaret hazır değil. Bunda eklentiler yeni ekle diyoruz. Şu arama kısmına WooCommerce yazın. İlk başta çıkması gerekiyor. Aynen şu otomatik geliştiricisi. Şimdi kur diyoruz. Daha sonra etkinleştir diyerek kurulumu tamamlıyoruz. Bunu etkinleştirdikten sonra bize belli başlı ayarları girmemizi isteyecek. Ben buraya şu an geçici olarak Türkçe yazmamız lazım. Siz buraya kendi bilgilerinizi girersiniz. Ben kendi bilgilerimi giriyorum. Tamam. Devam et diyoruz. Buna hayır diyebilirsiniz, evet diyebilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihiniz. Yani buraya geçebilirsiniz ama bunu tamamen istatistik amaçlı istiyor bu. Moda ve giyim diyelim. Devam. Fiziksel ürünler satacağız. Evet, devam. Kaç tane ürün? 100'e kadar diyelim. Bunları hayır diyelim. Şunları işareti kaldıralım. Bunları kurmaya gerek yok. Devam diyelim. Burada şimdi bizim geçerli temamız 2021 olarak geçiyor. Biz storefront kurabiliriz. Bu e-ticaret için yapılmış bir tema, ücretsiz. Bunu seçelim. Burada Jetpack ile ilgili Google'da araştırma yapabilirsiniz. İsterseniz kurarsanız, isterseniz kurmazsınız. WooCommerce'ı da kurduktan sonra genel ayarları yapacağız. Bunun için WooCommerce ve ayarlara giriyoruz. Şimdi burada başta girdiğimiz ayarlar var. Siz burada değişiklikler yapabilirsiniz. Biz sadece şurada Türk lirası. Tamam, burası doğru. Gönderim kısmı var. Ve ödeme kısmına bakacağız. Gönderim kısmında şu an hiçbir şey yok. Bir tanımlama yok. Gönderim bölgesi ekle diyoruz. Tüm Türkiye olarak yapacağız bunu. Şey yapalım. Türkiye. Buradan da Türkiye'yi seçebiliriz. Sadece Türkiye seçeceğiz. Gönderim yöntemi de şöyle yapalım. Ücretsiz gönderim yapalım. Bir de sabit fiyat yapalım.
Sonra ödemeler kısmına gelelim. Burayı kaydetmemiz gerekiyor ama şöyle yapalım. Evet, şu an kaydettik. Biraz önce burası pasifti. Ödemeler kısmına geliyoruz. Biz burada sadece kapıda ödeme yapalım. Şu an çünkü hazır elimizde bir POS eklentimiz yok. Bu işlemler bu kadar. Bir sitemizin ön yüzüne bir bakalım ne durumda. Evet, şu an şu şekilde duruyor çünkü daha ürünümüz yok ve ana sayfaya ayarlamadık. Önce ana sayfaya ayarlayabiliriz. Şöyle görünüm kısmından ayarlayacağız bunu. Özelleştire girelim. Şurada ana sayfa ayarı var. Sabit bir sayfa diyelim ve mağaza diyelim. Yazı sayfasında ne yapabiliriz? Bunu ellemeye gerek yok çünkü blok tarzı kullanmayacağız bunu. Şu an hiç ürünümüz yok. Bir tane örnek ürün ekleyelim. Burada şu bölümde ürünler. Tabi ürünlerden önce bir kategori oluşturmamız gerekiyor. Ürün kategorileri oluşturun. Tabi ne sattığınızla alakalı genel var sadece. Ben mesela kadın giyim dedim. Bir tane oluşturdum. Bir tane de erkek giyim diyeyim. Onu da oluşturalım. Şimdi bir tane yeni ürün ekleyelim. Şurada ürünler altında yeni ekle kısmında. Ne diyelim buna? Elbise diyelim. Detayları diyelim. Sağ tarafta bu ne olsun? Kadın, tabii kadın için. Buradan kategori işaretleyeceğiz. Buna bir fiyat vereceğiz. 149'dan atıyorum 99'a düştü. Stok kısmına geliyoruz. Stok miktarı 10 diyelim. Stok bitince satmaya izin vermesin. Gönderim kısmı burası. Gönderim sınıfı tabi yok. Biz ne diyelim buna? 0,400 gramlık bir eşya olsun. Diğer kısımları kurcalayabilirsiniz. Bunu farklı bir videoda anlatabilirim. Sadece şu an basit şekilde ürün nasıl eklenir? Onu yapacağız. Ürün görseli elimizde ne var bakalım. Varlığın fotoğraflarını ekleyeceğim. Şu an bir şey yok. Boş şekilde kalsın ve yayınla diyeceğiz. Ürünü yayınlamış olacağız. Şöyle hemen ana sayfamıza gelelim. Evet, şu eklediğimiz ürün bu. Şimdi şöyle sayfamızı inceleyelim. Şu an bir logo eklemedik. Sadece yazı yazmıştık, o var. Menü kısmımız var ve şurada ürün arama ve sepet kısmı var. Sağ tarafta şöyle bir şey var. Bunu kaldırabiliriz. Bunu kaldırmayı da şöyle hemen göstereyim. Görünüm kısmında bileşenler bölümü var. Burada kenar çubuğu bölümü var. Bu kenar çubuğu oradakiler. Bunları silelim. Evet, şu an hepsini sildik. Şöyle sayfamıza gelin ve yenile diyelim. Evet, şu sağ taraf kalktı. Şu an bunu bu şekilde kullanabiliriz. Gayet basit, sade. Menü kısmında şuradan değiştirebiliriz. Yine görünüm menüler kısmında. Şu an herhangi bir menü gözükmüyor. Biz bir tane oluşturacağız. Menü diyelim, ana menü diyelim. Bu birinci menü olacak. Yani üstte çıkan menü. Menü oluştur diyoruz. Şimdi menüyü planlamak için veya düzenlemek için ben şurayı tavsiye ediyorum. Şu özelleştir kısmından gelin. Daha fazla seçenek çıkıyor çünkü. Burada sol tarafta menü var. Şimdi ana menümüz buraya geldi. Buna tıklıyoruz ve eleman ekliyoruz. Şimdi buraya ne ekleyebiliriz? Bir mağaza ekleyebiliriz. Direkt mağazaya giden bir sayfa. Hesabım, ödeme. Ödemeyi eklemeye gerek yok.
Sepet zaten sağ yukarıda var. Sonra kategorilere gelebiliriz. Şöyle ürün kategorisi. Buraya kadın giyim, erkek giyim ekleyebiliriz. Bunları başa şöyle sütlükle alabiliriz. Sağ tarafta da nasıl gözüktüğünü görebiliyorsunuz hemen. Mağaza değil de bunu buradan değiştirebiliriz. Ana sayfa diyelim. Evet, bu şekilde yayınlayalım. Hemen arayüzümüze gelelim. Evet, gördüğünüz gibi şu an üst menü değişti. Sadece tek bir şey kaldı. O da WhatsApp sipariş modülü. Onu da hemen bir bakalım. O eklentiye de şu şekilde ulaşabiliriz. Şunu kapatalım buradan. Yine eklentilere yeni ekle diyoruz. Hemen şu arama kısmına one click to chat order yazıyoruz. Evet, sadece bir tane çıktı. Eklentimiz bu. Şimdi kur diyoruz. Daha sonra etkinleştir. Şimdi şu sol tarafta bu geldi. Hemen arayüzüne bakalım. Herhangi bir değişiklik var mı? Şu an yok. Şuraya chat order kısmına geliyoruz. İlk başta yapmamız gereken numbers kısmında bir tane WhatsApp numarası eklememiz. Bunu diğer yerlerde kullanacağız. Hemen şurada at WhatsApp number diyor. Sadece numaralar olacak. Biz şöyle yapacağız. 0090 530 51 02 90. Ben numaramı yazdım. Ve bunu ekliyorum. Tabii şuraya bir başlık ekleyebilirsiniz. Ben eklemedim. Şöyle yapalım. Aynı yazıyı şuraya ekleyelim. Güncelle diyelim. Sonra tekrar chat order global settings'e gelelim. Üstte tablolar var. Sırayla gidelim. Basic kısmına gelelim. Şimdi burada base URL diyor. Buna web diyeceğiz. Tamam, bu kalacak böyle. Evet, display göster diyor. Evet, bunu gösteriyoruz. WhatsApp numaramız bu. Sepete ekleden sonra gösterecek. Buraya mesaj olabilir. WhatsApp diyelim. WhatsApp sipariş diyelim. Buton üzerindeki yazıda WhatsApp olsun. Yeni sekmede açsın mı? Gerek yok. Mesajda fiyatı çıkarsın mı? Bunları şu an elemiyorum. Bunları Türkçeleştirebiliriz. Adet, fiyat, toplam tutar, ödeme, teşekkürler diyelim. Bunu kaydedelim. Tekrar şöyle site ön yüzüne bir gelelim. Şunu bir yenile diyelim. Sepete ekleden sonra WhatsApp butonumuz gelecek mi? Şu an gelmedi. Tabi bu genel ayarlarda. Floating'e gelelim. Burada aynı şekilde yapacağız. Göster diyoruz. Kaydedelim. Display Options'a girelim. Burada butonun renklerini ayarlayabilirsiniz. Daha size kalmış. Shop kısmına gelelim. Evet, şu an burada mağaza kısmını aktif edeceğiz. Biz sepet ekleyi kaldırmayalım, kalsın. Şuraya WhatsApp sipariş diyelim. Satın almak
istiyorumla başlasın mesaj. Şeyi büyük yaptık, küçültelim. Tamam. Fiyat kalsın. Ürün linki kalsın. Yeni sekmede açmasına gerek yok. Kaydet diyelim. Sepet bölümüne gelelim. Tüm ayarları yaptıktan sonra ön yüze bakacağız. Sepet kısmında da bunu göster. Ne diyor? Sonuç bir WhatsApp olan hide'dı. Yok, gerek yok. Göstersin. Siparişi ile tamamla diyelim. Tamam. Burayı da kaydedelim. Checkout kısmı, yani kasa kısmı, en son müşterinin biteceği kısımda da göstersin bunu. Gönder diyelim. WhatsApp'la gönderecek. Detayların diyelim. Bunları değiştirebilirsin. Türkçe olarak yazın. Kaydet diyelim. Kaydetten sonra şimdi bakalım site ön yüzümüze. Evet, buraya WhatsApp sipariş gelmiş. Şöyle bir deneme yapalım. Sepete ekle diyelim. Ödeme sayfasına geçelim. Ben buraya rastgele yazıyorum. Siparişi de kapıda ödeme şeklinde onayla diyorum. Sipariş bu şekilde alındı. Daha sonra da şu Türkçeleştirme bölümü daha önce göstermiştim. Oradan değiştirebilirsiniz. WhatsApp ile bu sipariş bilgilerini de gönderebilirsiniz. Tabi bu cep telefonunda çalışacak. Şu an ben buradan bastığım zaman, yani web kısmı çalıştı. Bunu bir de mobilde bakalım nasıl gözüküyor. Şöyle hemen mobil görünümü alalım. Mobilde de bu şekilde gözükecek. Bunu yani başlangıç olarak kullanabilirsiniz. Önemli olan site değil. Sitenin kolay kullanımı ve bu siteye trafik çekmek. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.